Apne ayarları. Bu video apne ayarlarının nasıl düzenleneceğini gösterir. Apne modu sadece spontan modlarda devreye girer. Eğer spontan mod kullanacaksanız, ventilasyon başlamadan önce mutlaka apne ayarlamalarını yapmalısınız. Yoksa Biovent varsayılan değerleri uygulayacaktır. Apne ayarları düğmesine bastığınız zaman ayarları görebilirsiniz. Diğer parametrelerin yanında bir de zaman aralığını ayarlamalısınız. Eğer hasta spontan moddayken bu süre boyunca cihazı tetiklemezse Biovent bu sürenin sonunda apne moduna geçecektir. İki çeşit apne modu vardır. Hacim kontrollü ve basınç kontrollü. Ayrıca Çift yönlü ve tek yönlü ventilasyon apne modu seçenekleri de vardır. Çift yönlü apne modu, ventilasyon apne moduna geçtikten sonra hastanın tekrardan tetiklemesiyle önceden çalıştığı spontan moda geçmesini sağlar. Tek yönlü apne modunda ventilasyon, bir kere apne moduna geçtikten sonra hasta tetikledikten sonra bile önceden çalıştığı spontan moda geçemez. Şimdi bu iki durumla ilgili iki simülasyon yapalım. Mod ayarlarından basınç kontrollü spontan modu seçerek ve apne ayarlarından değerleri atayıp çift yönlü apne modunu seçerek ventilasyonu başlatalım. Hastanın nefesiyle tetiklemesini ben elimle tetikleyerek modelliyorum. Tetikleme devam ettikçe solunum normal devam ediyor. tetik bırakıldığı an solunum apne süresine kadar duruyor. Bu süre geçtikten sonra görüldüğü gibi cihaz apne moduna geçiyor. Apne moduna geçtikten sonra görüldüğü gibi Biovent alarm veriyor. Çift yönlü apne modunda olduğumuz için tekrar tetiklememiz durumunda ventilasyon önceden çalıştığı spontan moda geçiyor. Tek yönlü apne modunda önceki örnekte olduğu gibi ayarları yaptıktan ve tek yönlü apne özelliğini seçtikten sonra ventilasyonu başlatıp tetiklemeye başlıyoruz. Tetiklemeyi bıraktıktan sonra cihaz apne moduna geçerek alarm veriyor. Bir süre sonra tekrar tetiklememiz durumunda görüldüğü gibi tek yönlü apne özelliği gereği BioVent apne modundan çıkmamaktadır.